Fabrikatikten herkese merhaba. Bugün GeForce Now beta sürecine girdi. Oyuncuların GeForce Now için en çok merak ettikleri konu ping süresi, yani gecikme süresi. Biz de bugün bazı oyunlarla bu ping süresini test edeceğiz. Öncelikle GeForce Now'ın kendi sistemi üzerinden internetimizi test edeceğiz. Şu an masaüstü bilgisayardan kablolu olarak bağlanıyorum. Öncelikle GeForce Now uygulamasına girdiğimizde ağ testi yaparak gecikme süremizi öğrenebiliriz. Bunun için sol üstte bulunan menü tuşuna tıklıyoruz ve ayarlara giriyoruz. Burada sunucu konumu var. Sunucu konumundan TR Central 1'i seçiyoruz ve ağ testini başlatıyoruz. Bu test 1-2 dakika sürecektir. Bu testin sonunda internet bağlantınızda ne kadar gecikme yaşandığını öğrenebileceksiniz. GeForce Now'da gecikme neden bu kadar önemli? Çünkü GeForce Now streaming özelliği olan bir sistem. Yani uzaktaki bir bilgisayara erişerek internet üzerinden oyun oynamanızı sağlayan bir sistem. Bunun için de gecikme sürenizin olabildiğince az olması gerekiyor. Ve ağ testi sonucumuz geldi. Bizim kullandığımız internete göre gecikme süremiz 27 milisaniye olarak görünüyor. Aslında bu kabul edilebilir bir değer. Tabii ki daha düşük olması her zaman çok daha iyi olacaktır. Tamam diyoruz. Ben zaten buradaki ayarları test etmek amaçlı özel olarak işaretledim. Böylelikle oyunda oluşabilecek kalite kaybını kapatmış biliyorum. Fakat internet hızım yetmediği zaman daha fazla gecikme süresi yaşatacaktır. Siz bunu isterseniz veri tasarruflu ya da dengeli olarak ayarlayabilirsiniz. İsterseniz gelin şimdi CSGO ile gecikme süremizi test edelim. CSGO'ya tıklıyoruz ve açılmasını bekliyoruz. Ve CSGO açıldı. Gayet kısa sürede oyun başladı. Ana menüsü karşımızda. Buradan hemen bir tane ölüm maçına girelim ve oyundaki performansa bakalım. İlerliyor ve ilk oyunumuzu buldu. Çok hızlı bir şekilde buldu oyunu. Malum çok oynayan var. Ve oyunumuzu bulduğu bize hangi tarafta olmamızı istediğimizi soruyor. Ve ilk kill'imizi aldık. Gayet güzel bir şekilde. Herhangi bir sorun yok şu an. Gayet akıcı bir şekilde oynatıyor ve hatta yani kendi bilgisayarımda oynuyormuşum gibi gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyorum CS:GO'yu. Ah, arkadan vurdu ya. Silah da güzel. Bu silahı da seviyorum. GeForce Now'da CSGO gayet akıcı bir şekilde oynandı. Herhangi bir gecikme, herhangi bir ping yaşatmadı. Yani normal bilgisayarımda oynuyormuşum gibi CSGO'yu GeForce Now üzerinden oynayabildim. Bu arada ben masaüstü bilgisayarımdan kablo olarak internete bağlanıyorum. Onun bilgisini de vermek istiyorum. Şimdi diğer oyunları test ettiğim çeşitli videoları sizlere göstereyim. GeForce Now'da Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla gibi oyunları da test ettim. Özellikle Cyberpunk 2077'de RTX açık bir şekilde ve her şey ultra ayarlarda oyunu oynamak gerçekten mükemmel bir şeydi. Herhangi bir gecikme olmadan ya da görüntüde herhangi bir bozulma olmadan gayet akıcı bir şekilde sanki masaüstü bilgisayarımda oyun oynuyormuşum gibi GeForce Now üzerinden Cyberpunk 2077'yi oynayabildim. Aynı şey Assassin's Creed Valhalla için de geçerli. Assassin's Creed Valhalla'yı da gayet akıcı bir şekilde oynadım. GeForce Now 15 Mart itibariyle Türkiye'deki oyuncuların kullanımına sunulacak. Şu an için beta süreci başladı ve bir ay boyunca devam edecek 15 Mart'a kadar. 15 Mart'tan sonra artık bütün oyuncular GeForce Now'a üye olabilecek. İki paketi bulunacak GeForce Now'ın. Birincisi Basic paket. Gün içinde istediğiniz kadar oturuma katılabileceksiniz ama aralıksız olarak 1 saat oyunu oynayabileceksiniz ve RTX desteği kapalı olacak. İkinci paket Premium paket ücretli olacak. Ücreti şu an için herhangi bir açıklama yapılmadı. Premium pakette herhangi bir sınır olmaksızın RTX açık bir şekilde oyunları oynayabileceksiniz. GeForce Now'ın kütüphanesinde şu anda 1000'den fazla oyun var. Bu oyunlardan istediğinizi
açıp oynayabiliyorsunuz. Tek şartı oyuna sahip olmanız gerekiyor. GeForce Now sadece masaüstü bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz bir sistem değil. Mac bilgisayarlarınızda ve Android'li cep telefonlarınızda da kullanabilirsiniz. Hatta şu anda görüyorsunuz, cep telefonumdan ve Mac Air bilgisayarımdan Cyberpunk 2077'yi hiçbir sorun yaşamadan, hiçbir gecikme yaşamadan gayet akıcı bir şekilde oynayabildim. GeForce Now'dan ben çok etkilendim ve çok hoşuma gitti. Hatta yakın zamanda bir ekran kartı güncellemesi yapmak istiyordum kendime. Satın almak istiyordum yeni bir ekran kartı. GeForce Now'ı gördükten sonra bu fikrimi askıya aldım. Şu an beta sürecinde bu şekilde ama asıl oyuncular sisteme giriş yaptıkları zaman, yani yoğunlaştığı zaman serverlar, yine aynı bu akıcılıkta oynayabilecek miyiz? Onu 15 Mart'tan sonra göreceğiz. Sizin merak ettiğiniz ve GeForce Now üzerinde bulunan oyunlar varsa açıklama kısmına yazarsanız bu oyunları da sizin için test edip ayrı bir video olarak sizlere sunabilirim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.